kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Tevhid kelimesinde nasıl bir müjde var? Tevhid kelimesi la ilahe illallah. Yani Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini ifade eden bir cümle. Buna kelimeyi i tevhid diyoruz. Peki bir mümin, bir müslüman bu cümleyi söylemekle ne demiş oluyor? Ve bu hangi manayla söylüyor ki bu cümle ona huzur, saadet ve mutluluk ve birçok müjdeler versin. Çünkü müminler inandıkları Allah'ın zatını, sıfatlarını, şunatını ve isimlerini düşünerek hayattan hem lezzet ve zevk alıyorlar hem de düşmanlarına karşı çok sağlam bir nokta istinat buluyorlar, dayanak noktası buluyorlar. Çünkü İster inanın ister inanmasın. Bütün insanların iki tane problemi vardır dünyada. Bir tanesi insanlar ihtiyaçları sonsuz. Mesela insan ebedi yaşamak arzu ediyor. Yani dünyada sadece maddi anlamda düşünmeyelim. Maddi olarak da kainattan süzülen nimetlere ihtiyacımız olduğu gibi, şu beden ve ruhumuzun sağlıklı yaşamasına ihtiyacımız olduğu gibi, bedensel ve ruhsal gıdalarımıza da ihtiyacımız var. Öyleyse insanın esas ihtiyaçları ruhani ihtiyaçlardır. Mesela ben bütün dostlarımdan ayrılmak istemiyorum. Ebediyen var olmak istiyorum. Ölümü öldürmek ve ölümü yok etmek istiyorum. Ama bu isteklerimin hiçbirisine bu dünyada muvaffak olamıyorum. Öyleyse gerek maddi gerekse manevi benim ihtiyaç duyduğum şeyler sonsuz ama ben son derece acizim. Bunlar yerine getirmeye gücüm, kudretim yetmiyor. Şu halde öyle bir zata iltica etmem ve öyle bir zattan yardım istemem lazım ki o zat sonsuz olsun. Bana ebediyeti verecek, ebedi olsun. Bana sonsuzluğu verecek, sonsuz olsun. Bana ölümsüzlüğü verecek, ölümsüz olsun. Demek ki La ilahe illallah diyen, tevhidi kabul eden, hayatına tatbik eden, ruhuna ve kalbine bu manayı emdiren bir mümin şöyle demiş oluyor. Madem Allah var ve madem Allah bir, öyleyse bütün arzularımı, isteklerimi, bütün matlaplarımı, bütün beklentilerimi karşılamaya yeter. Öyleyse bu dünyada benim için gam ve kedere gerek yok. Üzülmeye gerek yok. Şunları elde edemem, şunu yapamam diye herhangi bir düşünceye, sıkıntıya girmeme gerek yok. Çünkü o Zat-ı Zülcelal istediğim her şeyi hem dünyada bana verebilir hem de ahirette bana verebilir. İkincisi bir de insanın düşmanları çok. İnsan insanlara zarar vereceği olan maddi ve manevi düşmanlar var. Öyleyse bu düşmanlarından kendini koruyacak zatın da sonsuz bir kudrete sahip olması gerekiyor. İşte gerek insanın ihtiyaçlarını karşılayan gerekse bütün düşmanlarından kendisini koruyacak olan zat ancak Allah olabilir. Sonsuz kudreti olan bir zat olabilir. İşte bu noktadan da bizi maddi manevi düşmanlarımızdan koruyacak olan Allah olduğunu la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demek suretiyle ifade etmiş oluyoruz. Özetlemek gerekirse bir insanın ya ihtiyaçları vardır, onları elde etmek ister ya da kendisine zarar verecek düşmanları vardır, onlardan korunmak ister. Öyleyse sonsuz rahmetin kapısını çalmak istiyorsa la ilahe illallah diyecek. O rahmete, o rahmetten isteyecek. Allah da dünyada, ahirette, kabirde her yerde, her zaman bütün ihtiyaçlarını verecek. Ya da düşmanlarından korumak istiyorsa yine sonsuz bir kudrete iltica edecek, ona dayanacak. Onunla bütün düşmanlarından korunmuş olacak. Onun için la ilahe illallah bütün insanların ruhları ve kalpleri için son derece, belki de en büyük bir nimettir. Keşke insanlar bu nimeti ilahiyenin büyük kadrini bile de, hayatlarını hem imanla nurlandırsalar, hem de o nurlandırdıkları ruhlarını ve hayatlarını imana uygun olarak yaşasalar. Onun için bir mümin Allah'a iman ediyorsa, asla kederlenmemeli, elem ve endişe duymamalı ve yine Allah'a iman ediyorsa asla rahatsız olmamalı. Şunu elde edemem, bunu elde edemem diye herhangi bir rahatsızlığa, sıkıntıya girmemeli. Önemli olan inandığımız zatın özelliklerini, sıfatlarını, onu şu onata tanımak ve bütün hayatımıza bu düşüncemizi yansıtmak.